Evet arkadaşlar, yepyeni bir Flame in the Flood bölümünden herkese merhabalar. Ben Talha Aynacı. Daha önceki iki bölümde çok da fazla ilerleyemeyerek, aslında iyi de ilerlediğimizi düşünüyorum, bir noktaya kadar vardık. Ancak maalesef bir kurtlar yedi. Ardından biz açlıktan öldük. Bakalım bu sefer ne kadar mesafe kat edeceğiz. En son noktadan başlamak istemiyorum. Sil baştan başlamak istiyorum. Şebnem Ferah'ın da dediği gibi sil baştan başlamak lazım bazen. Ben de onu yapacağım şimdi. Bu sefer çok daha fazla ileriye gideceğimizi dair ciddi inançlarım var arkadaşlar. Bu arada hemen şöyle program başında kameranın yerini değiştireyim ki, çünkü böyle bir izometrik bakış açısına sahip olduğu için genelde böyle ekranın sağ üst köşesine doğru giden bir salımız var. Biz de ona ayak uydurmaya çalışalım. Ve sizin görüntünüze engel olacak açıları ortadan kaldıralım. Evet. Rin Tin Tinimiz tekrar çantamızı getiriyor. Biz bu sahnelere alışırız zaten. Tekrar kaldığımız yerden başlıyoruz. Ancak bu kez son derece profesyonel yaklaşacağım arkadaşlar oyuna. Ben bir 10 günü geçeriz diye düşünüyorum. Zaten 10 günü geçemezsek bu bölümde de artık yani seriyi sonlandırıp başka oyunlarla yolumuza devam ederiz. Tarih tekerrürden mi ibaret, yoksa tarihten ders mi alıyoruz? Bu bölümde öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen şu kefteyleri de toplayalım. Bunlar gerçekten çok önemli. Şuradan görevimizi alalım ve yola koyulalım. Hemen şurada bir bakalım abi. Ne yapalım? Bunlar son derece önemli, zira bir tane daha yapalım. Bir tane de çıra yapalım. Lazım olacaktır. Geride su var mıydı? Ben bu sahneyi daha önceden yaşadım ya. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. Aslında oyunda şunu da öğreniyorsunuz ki arkadaşlar, çok da fazla bir adada, bir bölgede vakit harcamamak lazım. Her şeyi lootlamakla uğraşmamak lazım. O an için lazım olan ne varsa alıp, daha sonra lazım olabileceğini düşündüğümüz, tabii ki istatistiklerimize bakarak o noktaya doğru ilerlemek lazım. Şöyle düzeltelim poposunu salımızın. Kurtlar uzaktan yine bize böyle kesik atıyor ama şarkıda ne güzel be kardeşim. Orhan Gencebay'ın "Bence Sen de Haklısın" için isimli parçasını anımsattı bana. Gün de doğdu. Böyle dalgalar son derece yumuşak. Deniz adeta, daha doğrusu nehir adeta bir yatak gibi arkadaşlar. Ama şimdi coşacağız. Hiç heyecana gerek yok. Hiç heyecana gerek yok. Kontrol bizde. Bunu alabiliriz herhalde, değil mi? Artık eyvah. Ben böyle şeyler yapmazdım ya. Nazara geldim. Neyse, ziyanı yok. Ziyanı yok. Hemen oradan bir sesler duyuyorum ya. Sen 10. günü zor görürsün abi diyenleriniz vardır büyük ihtimalle. Talhacığım, sen 10. günü biraz zor görürsün dediğinizi duyar gibiyim ama umarım sizi utandırdım arkadaşlar. Biraz hızlanalım. İleride ormanlık alan var. Acaba yetişebilecek miyiz oraya? O iki tane ormanlık alan arda arda. Niye bu bolluk? Umarım domuzlarla, kurtlarla falan karşılaşmayız direkt olarak. Çünkü ormanlık alanlarda genelde, bir de kilisenin oralarda abidik gubidik hayvanlarla karşılaşabiliyoruz. Bir ara buralarda birileri varmış. Bu
arada snare yapabiliyoruz yani. Aa harika. Odun bulduk. Backstrap'imiz de var artık. Hemen aslında bir backstrap yapabiliriz. Nasıl boş ya? Robert boş mu? Robert olmasın o. Robert de olabilir. Ülkeden ülkeye telaffuzlar değişiyor nitekim. Tamam ya, temiz. Böyle küçük ormanları severim. Kimseye zararı olmayan. Kamp ateşi yapabiliyoruz. Backstrap'imiz de var ama bizim ihtiyacımız olan şey tabii ki her zaman olduğu gibi öncelikli olarak stone knife. Onun için de bir adet daha şeye ihtiyacımız var. Çakmak taşıyla birkaç ot parçası gibi şeye ihtiyacımız var. Zannedersem bir sonraki noktada halledebiliriz onu. Hop, biraz hızlanalım. Tamam, hemen buraya da yanaşalım ardından. Kamp noktasına gideriz. Kamp noktasından da güzel şeyler çıkıyor. Aha, tavşanlar var. Acaba buradaki tavşanlara bir sulansak mı ya? Ama yapamıyoruz zannedersem. Boş mu? Çok kötü. Şuradaki arabaya bakabiliyor muyuz? Evet. Bakalım bu da boş çıkacak mı? Oo. Ne terp ha? Yine mi aynı manzarayla karşı karşıyayız ya? Şimdi şu odunu sana bir verelim o zaman. Vereceğim odunu. Şu tüyü de al. Şimdi bunu bir alalım. Ardından hemen kafamıza geçirelim. Peki. Allah kaç. Hayır yapma yapma sakın ha. Tamam, artık burada hiçbir şeye bakmayacağım. Yo, artık öyle riske edip de domuzu hiçe sayarak şey yapamam yani. Yok öyle bir dünya. Kaç. Köpek bizim birazcık daha saldırgan olsaydı. Tut oğlum şunu, tut. Kaç. Bir şey söyleyeyim mi? Şurada su var. Ah. Bug'da kaldı bir ara oyun ama. Süratle kullanabiliriz herhalde bunu. Tamam, temiz su yapmak için de şurayı bir açalım. Backstrap için her şeye sahibiz. Evet, bir tek bıçağımız yok. Bıçak yapmamız lazım. Taş bıçak. Ama ihtiyacımız olan kaç parça daha var. Neyse, hızlı bir şekilde ilerleyelim. 10. günü görmeyecek miyiz acaba ya arkadaşlar? Hop, hadi şöyle birazcık salı çekebilir miyiz? Harika oldu bu var ya. Tamam. Sakin sakin gidelim. Tuz. Bu pastırma vari etleri yapmak için son derece işe yarar bir malzeme. Daha doğrusu eti kurutmak için diyelim. Tuz da lazım oluyor. Ya şunları görünce ne kadar seviniyorum var ya. Sonra bir bakıyorum ki hiçbir işe yaramıyor. Bu arada şu şeyi adet edinmem gerekiyor. Buraya bir girelim. Su kalsın. Et. Ha, eti jerky şeye verebiliyoruz. Şu tüy atalım. Tuzu atalım. Yanımızda kalsın. Yanımızda kalsın. Şimdi jerky kalsın. Jerky'yi kendimiz açlıktan ölmek üzereyken diyebiliriz. Baktık işler yolunda gitmiyor. Dandelion'ları koyalım. Şey de yapabiliriz. Kurt murt çıkarsa karşımıza bir önceki bölümde olduğu gibi
Puşt, puşt. Zehirlemek amacıyla da kullanabiliriz. Hoşt, hoşt. Oo, çok güzel. Artık yapabiliyor muyuz? Kesinlikle. Harika. Şimdi bir box trap yapalım bence. Tavşan mavşan çıkarsa karşımıza hemen onu indiregan de yaparız. Bakalım başka neler var etrafta. Aa, bu da çok iyi. Sen neye havluyorsun? Var mı etrafta bir şey? He? Söyle bakayım. Hoş. Aman aman. Eyvah. Zehirlendik. Ya son anda gördüm onu ya. Sumakları bir toplayalım. Başka ot var mı? Ha, burada bir başka yan görev var. Şimdi zehirlenmeye karşı aloe istiyor. Bulursak aloe yiyeceğiz zaten. Leather kit. Bir kiliseyi ziyaret etmemizi istiyor yan görev. Zaten gördüm mü kaçırmam, merak etme. Bu zehirlilik hali acaba ne kadar kötü etkileyecek bizi? Devil's Trump var ama alamıyoruz. Çünkü yine yerimiz dolu. Peki sumak. Şunu şöyle bırakalım. Devil's Trump da alalım. Neye havlıyorsun? Var mı bir şey? Hani? Şurada tüy var ama tüye de gerek. Aslında şuradan geçmemek lazım ama mecbur geçeceğiz. Heh. Bakalım evde bir şeyler var mı? Unutlama çok güzel. Odun. Ama odun benim üstümde yok mu ya? Köpeğin üstünde varmış. Tamam. Rough frame yapabiliyoruz artık. Şu aşamada onlara ihtiyaç yok. Pişirip yiyebiliyoruz mu ya acaba bu kurtları? Pişirmeye gerek yok mu? Neyse, odunu şöyle bir koyalım şimdilik. Güzel, taşımız da var. Şimdi bir şeyler pişirebiliriz zannedersem. Stone hammer. Bunu da yapalım ki daha fazla materyal yapmamıza yardımcı olsun. Peki. Dandelion çayı yapabiliyormuşuz. Buna gerek yok. Bu zehirlenmelere karşı iyi geliyormuş. Bayağı bir aslında dandelion vardı da. Çay için ne istiyor şimdi bu? 4 tane temiz su, 2 tane. Zaten bir tane kavanozumuz var, istesek de onu yapamıyoruz. Bu kalsın. Sapling kalsın. Bu da kalsın. Bunu zaten bir şey söyleyeyim, şunu yiyelim bence. Tüketelim. Oh, kurtçuklar. Ve şimdi burayı bir terk edelim. Acaba ilk önce uyusaydık, sabah kalkınca mı şey yapsaydık ya? Yok ya, boşver. Bir sonraki noktada uyuruz. Şuradan kömürü alalım da. Ne oldu, ne oldu? Niye havlıyorsun? Bir şey mi var buralarda? Tüy. Hadi alayım mı? Aldık hadi. Senin hatırına aldım. Gönül koyma ondan sonra bana. Almadın etmedin diye. Gel. Tüyü bir bırakalım. Bıraktığını varsayıyorum. Aptal aptal hatalar yapıyor bazen. Bunu da şöyle bırakalım. Suyu yanıma alayım. Bunu da böyle bırakayım. Şurada kömür var yanımızda. Harika. Hemen atlayalım. Şimdi buradan sonra başka bir yer var mıydı? Güle güle kurtçuklar.
Şimdi bu karanlıkta işimize yarar bir şey görebilir miyiz? Ben gördüm sanki. Hop, yapma be, yapma be. Tüh. Ya bunların arasından var ya kuş gibi süzülüyordum. Ne oldu bana ya? Son anda burada aldık. Yavaşlatalım biraz kendimizi. Ya bu araba... Oo, fırtına başladı. İleride de bir orman var ama... Aa, hem ileride orman var hem kamp alanı var. Bence kamp alanına girelim. Islanıyoruz. Sıkıntı yok. Bunları da açalım. Sıradan gezeriz bunları. Genellikle çakmak taşı varmış falan filan. Umarım kötü bir şeyle karşılaşmayız arkadaşlar. Şuradan da şey yapalım biraz. İzleyelim seyri. Niye havladın? Ne var? Bunları alalım. Çok işimize yarıyor kent değiller. Şuradan kavanoz çıksa ne mutlu olurum var ya. Çakmak. Hep bu sahneyle karşılaşmaktan var ya. Al sen bakayım şunu. Bizim rag'ımız da vardı. O ne oldu? Bu oyunda böyle bir bence bir... Aa. Clean water, clean water. İki tane. Dandelion çayı yapabiliyoruz o zaman. Ama yağmur yüzünden şey söndü. Ziyan yok. Aa, tavşanlar var. Biraz tavşan aloe de var. Aloe var. Oo, dur şimdi. Evvela şurada bir kendimize bir şey yapalım. Şuraya bir tuzağımızı kuralım arkadaşlar. Hızlı hızlı. Tuzağımızı kurduk. Yakalım bakalım. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Bir adet bundan yapalım. Bir tane de bundan yapalım. Kamp ateşi yapmaya gerek yok. Durumumuz nedir? Yemek konusunda biraz sıkıntılarımız var. Hallederiz. Bir şey yok. Neyse şuradan gidelim biraz da. Ama zaten tavşanı yakalayacağız birazdan. Su içelim. Bu arada gaz bombası da yapabiliyormuşuz. Bir bakalım nasıl yapılıyormuş. Yaparsak iyi olur. Belki domuzda falan kullanırız. Fena mı? Aha vallahi yapılıyor şu anda. Hadi yapalım. Domuzları kaçırmaya yarıyor. Domuzları kaçırmak değil, öldürmek benim niyetim ama. Neyse önemli değil. Bu arada keşke bunu yapmadan evvel bir... Al bu sende kalsın. Bayağı da açım ha. Bir tane şundan yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Jerky uzun süre bizi idare eder. Tavşanlardan ses çıkmıyor ya. Bir bakalım yakalamış mıyızdır acaba bir şeyler. Yok. Şöyle biraz uzaklara gidelim de tavşanlar ürkmesin bizden. İlerlerde ne var acaba? Ha. Mölberi gelberi. Aloe'yi topladık. He. Ne ha, neye havlıyorsun? Uzun kulak. Rin tin tin. Bir şey yakalandı ya. Sesini duydum. Tuzak sesi. Tamam hemen. Şu
Bunları tüketelim hemen. Crafting kısmından yapacağız bunu değil mi? Ya bırak, hayır 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 hayır. Abi sakın ha. Ben bunu istiyorum ya. Puç yapmamız lazım. Puç yapmak için de şunu bir daha kuralım. Pardon pardon pardon. Evet, dur bir. Buraya bir daha kuralım bakalım. Tamamdır. Hadi bana eyvallah. Tavşanlar. Ateş sönmeden evvel hemen etimizi pişirelim. Şuradan bir derisini yüzelim. Tainted meat, hayır istemiyorum. Pişirelim. Aslında bir tanesini şey mi yapsak ya? Açlık mı? %50'deyiz daha ya. Al hadi ye bakalım. Oh, iyi geldi ha. Tavşan da yakalarsak var ya, belimizi doğrulturuz arkadaşlar. Yakaladık mı acaba? Bir kapan sesi falan geliyor mu? Bu arada zehirlilik sürecimiz nedir abi bizim? Hemen aloe'yi kullanalım, bundan da kurtulalım ya. Harika. Yakalayabilmiş miyiz bir şey? Yakalayamamışız. Akşam oluyor. Neyse tamam, burada yatarız ya o zaman. Kamp ateşinin etrafında. Etrafta başka bir şey yok değil mi bu arada kaçırdığımız? Seni yakalayacağım. Tamamdır ya. Oldu oldu. Şimdi biz yapılabilecek başka şeylere de bakalım bu arada. Boş boş durmayalım. Eti yedik. Bu işimize yarayacak. Steel knife. Metal. Steel knife için requires workbench. Workbench nasıl yaptığımıza dair henüz bir şey yok değil mi elimizde? Snare diyor. Acaba bir tane snare? Hayır, yapamıyoruz çünkü braided cord yok. Ayılar da var demek ki. Burada yapabildiğimiz iki şey var. Benim olayım şu şey ya. Yay. Yapabilirsek çok büyük bir teknolojik atılım olacak bizim açımızdan. Ateşi yakayım da. Yakamıyoruz. Şunu alalım o zaman. Tavşan yok etraflarda. Yakalım, uyuyalım dibinde. Gerçi uyuma diye bir olay yok zannedersem değil mi kamp ateşinin başında? Mesela. Sit var, sleep var mıydı? Hiç dikkat etmedim şu ana kadar. Çok ilginç. Var. Şöyle bir 8 saat kestirelim. O sırada da bir tane daha tavşan yakalarız. Çantamızı da büyütürüz ondan yakaladığımız ikicileriyle. Abi tekrar gece mi olmuş ya? Tuzakta hiçbir şey yok mu? Cık, hayal kırıklığı. Neyse al bunu abi. Topla 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 topla. Trapped, use it up diyor ya. Kaldıramıyor muyuz yani? Sen kocaman bir çılgınsın. Ne demek kaldıramıyoruz? Buracıkta kaldık. Tuzağı orada bırakacak halim yok herhalde değil mi? Biz o esnada ne yapsak? Şuralarda bir şeyler yapalım.
Ok şematiği eklendi de. Şöyle bırakalım. Oku bırakalım. Tatlımız. Kömür işimize yarar. Dandelion. Bu sende kalsın. Aslında bir dakika, sende niye kalıyor? Yo tamam. Dandelion'u buraya alsak mı? Aldık. Böylelikle kendimize de yaraşmış olduk. Tekrar gidip kontrol edelim. Arkadaş, tavşanlar girmeyecek mi o şeye ya? Tuzağa. Hadi tuzağa. Hadi canlarım. Ters yöne mi koyduk? Ne yaptık bilmiyorum ki. Hay, alamıyoruz da geri. Tuzağın işi bitti bence ha. Yo, işi bitse. Tamam arkadaşlar, tamam. Aa! Vallahi yakalandı. Ulan tam vazgeçtiğimiz noktada ya. Hemen toplayalım. Ha, işi bitti tuzağın. Şimdi bir işi bitti. Ben şuradan. Şöyle de şuradan. Şimdi puç yapabiliyor olmamız lazım idi. Yanlışım yoksa iki tane şeyle. Nasıl yapıyorduk onu? Hala rough frame gözüküyor olması da beni benden aldı işte. Ha, stitching kit. Dikiş nakış seti lazımmış. Peki devam edelim. Buradan alacağımızı aldık. Hatta fazla bile durduk. Bir sonraki noktaya ilerleyelim. Ormana gidersek iyi olur. Orada dikiş nakış seti bulamayız ama en azından şey bulabiliriz. Neydi? Bah, evet. Aslında burası da son keşif alanımız olsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Aslında iyi de gidiyoruz. Üçüncü gündeyiz. Burada kesin domuz momuz bir şeyler var ha. Boar killer diyor. Tabii ki de boar killer. Natural boar killer. Sis mi bastı? Eyvah, yağmur yağacak. Hemen bu reg olayından şeye girişebiliyoruz mu? Bandaj olayına. Bizim bandajımız niye açılmamış? Alkolümüz var. Alkol şeyde kaldı herhalde. Sende mi lan alkol? Bıcırık. Yok, orada kalmış. Hemen gidelim bir bandaj yapalım kendimize. Evet, şöyle yaparsak. Bandaj lazım olur. Eyvah eyvah. Bir dakika, bu arada tuzak yapabiliyor muyduk biz? Çok gereksiz bir yerde şey yaptım ama yok, yapamıyoruz. Yapmamız gereken bir şeyler vardı ihtimalle. Kaç, uyumaya da gerek yok ki. Cancel ya, hiç gerek yok. Oo, sarımsak iyi gelir ha. Her ne kadar biraz ağzımı kokutsa da. Boş. Kötü kötü kırmızı kırmızı gözler görüyorum sanki ya. Tavşan gözleri mi o, yoksa başka bir şey mi? Başka bir şey yoksa gidelim buradan ya. Zaten yine aynı hatayı yaptırdı oyun bana. Yok yok, bir şey yok, gidelim bence.
Burası bayağı boşmuş. Bug'da mı kaldı? Ne oldu öyle ya? Niye düzelmiyor? Heh. Şimdi bence bu kısma gitmemize gerek yok. Ben diyorum ki DM satıcısına gidelim. Ya nasıl? Staminadan dolayı yaptı bunu. Ben de gidip sürttüm buraya. Staminaya dikkat etmemenin zararları arkadaşlar. Neyse. İlk noktada duralım ve bu bölümde sonuna gelelim. Evet, hava da karardı böyle. Biraz hızlanalım. Vaktimizi boş boş geçirmeyelim. İleride bir kilise var. Kilisede bizi neler bekliyor? Hop. Mutlanabilecek alan da olduğuna göre. Hop. Raft Schematics. Tam da geçtikten sonra mı söylüyorsun? Ziyanı yok. Neyse efendim. Kiliseye geldik. Şöyle köşeye demirleyelim. Ilium'muş burası. Ve arkadaşlar burayı keşfetmeden bu bölümde sonuna gelelim. Her daim olduğu gibi yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım 10 günü aşacağız da bu seri kaldığı yerden devam edecek. Bu arada hasta oldum herhalde. Evet. Neyse yapacak yok. Görüşürüz arkadaşlar.